Aksaray'ın ekranı Aksaray Belediye TV'den herkese merhabalar. Eğitime dair programımızda karşınızdayız. Bu haftaki konuğum tarih öğretmeni aynı zamanda eğitim koçu Sayın Ülker Uslu'm. Hocam merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Sağ olun. Ben teşekkür ederim sağ olun. Hocam bugün pandemi döneminde öğrencilerin nasıl etkilendiğini konuşacağız ama bunları konuşmadan önce sizleri biraz tanımak istiyorum. Evet ben Ülker Uslu. İstanbul Eğitim Kurumlarında tarih öğretmenliği ve aynı zamanda eğitim koçluğu yapmaktayım. E, Aksaray Üniversitesi e, Fen Edebiyat Fakültesi tarih bölümü mezunuyum. E, İstanbul Eğitim Kurumlarında göreve başladım ve halen orada devam etmekteyim. Hocam, e, ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi sürecindeyiz. Ee, çok zorlu günler geçiriyoruz. Birçok şeylerimiz ertelendi ee, bu süreçten dolayı. En başta da eğitim geliyor aslında. Peki öğrencilerimiz bu süreçte nasıl etkilendiler? Öğrencilerimiz e, bu anlamda farklılık arz ettiler. Yani bu e, Krizi fırsata çevirip başarısını <laughs> yükselten öğrenciler olduğu gibi e, ekran başında öğrenmekten olumsuz etkilenen ve motivasyonu düşen öğrenciler de oldu açıkçası. Bu e, kişiden kişiye farklılık gösterdi. Peki hocam pandemi dönü, döneminde verimliliğimizi artırmak için çocuklar nasıl çalışmalar evde? E, öncelikle pandemi sürecini tatil olarak görmemeliler. Şöyle ki, ee, aslında bu onların e, maraton yapabilecekleri veya rakiplerine fark atabilecekleri bir fırsat Hı -hı. eğer değerlendirebilirlerse. O yüzden öğrencilerin birçoğu aslında tatil sürecinde olduğunu düşünüp bunun rehavetine kapılabiliyorlar. Hı -hı. Asıl yanlış burada başlıyor. Bilakis bu süreci evde en iyi şekilde değerlendirerek zaman yönetimini en iyi şekilde yaparak fırsata çevirebilmeleri mümkün e, pandemiyi tatil olarak görmemeliler dedik. Şöyle kendilerine en başta çalışma ortamlarını düzenlemekle işe başlayabilirler. Sonuçta bu Hı -hı. öğrenciler günlük bir rutinleri vardı. Sabah kalkıp okula gidiyorlardı. İşte okulda eğitimlerini aldıktan Hı -hı. sonra evde ders çalışmayla ilgili geçirecekleri süreç başlıyordu. Fakat e, bu süreç eğitim sistemini biraz e, sarstı demek daha doğru olur. Şu anda evde çalışma ortamlarını... E, kütüphane ortamına çevirmeliler. Yani sınıf ortamını orada tahsis etmeliler. İşe aslında çalışma ortamını düzenlemekle başlamalılar. Sonrasında tabi bu konuda ebeveynlerin tutumu da çok önemli. Onu ilerleyen safhalarda konuşuruz. Ee, sonrasında günlük rutin oluşturmalılar hocam. Hı hı. Yani günü planlamalılar. Yani kahvaltı etmekten tutunda işte dinlenmeye ayıracakları vakit, kitap okumaya, ders çalışmaya Bunların hepsini düzenli aralıklarla planlamaları bir program dahilinde gerçekleştirmeleri gerekiyor. Hı hı. Zaten bu pandemi sürecinde olsun veya olmasın e, derslere bir program plan dahilinde çalışmak hı hı. öğrenci motivasyonunu ve verimliliğini artırıyor. Ayrıca e, günlük çalışma rutinlerini ayarladıktan sonra e, dediğim gibi online olarak veya televizyon kanalları aracılığıyla eğitimlerine devam ediyorlar. Bu dersleri e, günlük düzenli hı hı. aktif olarak katılım göstermeleri gerekiyor. Neden e, canlı derslerde anlaşılmayan soruları e, anında sorabilme imkanına sahipler ve aynı anda öğretmenden aktif geri bildirim alma imkanına sahipler. Aslında bunu çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Bir de bu online dersleri dinlerken mesela öğrencilerin dikkati malum hani dağılmaya çok müsait. Bu esnada telefonlarını, tabletlerini yani bilimum dikkatini dağıtacakları her şeyi çalışma ortamından uzak tutmaları gerekiyor. Yani mümkünse gelen mesajların veya sosyal medya bildirimlerinin seslerini kapatmaları gerekiyor. Yani... ...konsantre olmasını engelleyecek bütün faktörlerin ortadan kalkması hı hı. gerekiyor. Doğal olarak yani evdeki çalışma ortamı bir kütüphanedeki gibi olması mümkün değil... Televizyon var, sosyal medya var ya da ne bileyim diğer aile bireyleri var, kiminin evcil hayvanı var. Hani konsantreyi dağıtabilecek faktörler oldukça fazla. Bunları mümkün olduğu kadar en minimal düzeye, en alt düzeye indirgemek gerekiyor çocuğun çalışmaktan verim alabilmesi için. Sonuçta biz yetişkin bireyler olarak bile süreçten yeterince olumsuz etkilendik. Evet. Onların da bu süreçten etkilenmeleri etkilenmemeleri çok abes olur doğrusu. Dikkatinde almaması için dediğim gibi telefon, tablet bütün faktörleri ortada kaldırmak gerekiyor. Bir de öğrencilerimizde ben şu sıkıntıyı görüyorum. Yani bu pandemi süreci dışında da bunu bu şekilde değerlendirmek hı hı. doğru olacaktır. Öğrenciler e, uzun süre ara vermeden ders çalışınca başarılı olacaklarını zannediyorlar. Bu yanlış bir tutum. Nasıl? Bir zaman sonra dikkatlerinin dağılacağını ve çalışmaktan verim alamayacaklarını düşünemiyorlar. E, yani biz e, eğitim koçları olarak öğrencilerimize program hazırlarken bütün derslerden azar azar ve arada belli molalara sahip olarak çalışabilecekleri mesela bir Türkçe bir süre Türkçe çalıştıktan sonra sayısal bir derse geçirebileceğimiz bir çalışma programı hazırlıyoruz. Onun haricinde mesela bu araştırmalarla da sabittir. meslektaşların bu konuda benimle hemfikirlerdir. 40-50 dakikalık ders çalışma sürecinin sonunda 10-15 dakikalık molalar verilmelidir. Yani 40-50 dakikalık bir süreci tamamladık bir 15 dakika mola vermek durumundayız. Ee, o yüzden uzun süre e, ara vermeden ders çalışmayı biz eğitimciler doğru bulmayız. Bundan çok fazla verim alamayız çünkü. Bunun haricinde mümkünse öğrencilerimiz evdeyken de sınıf Sınıftaymışcasına not tutarak ders çalışmalar. Çünkü not tutarak ders çalışmak e, aynı zamanda konuya olan dikkatin dağılmasını önler. Konuyu daha pekiştirerek öğrenmemizi sağlar. Hı hı. Mümkünse öğretmenleri işte bilgisayar başına veya ekran başında ders anlatırken onlar da defterini, kalemini işte bütün envanterlerini ders çalışmak için hazır bulundurmalılar. Ve aynen sınıftaymışcasına... Not tutmaya devam etmeliler. Bir de bu süreçte bizi şöyle olumsuz etkileyen bir durum var. Evin rehavetine kapılıp mesela uykusu gelen öğrencilerimiz var. Yani hı hı. sürekli uyku modundan çıkamayan öğrencilerimiz var. E bu konuda mesela biz öncelikle çay kahve tüketiminin kontrol altında tutulmasını sağlıyoruz. Eğer şayet buna rağmen öğrencimiz uyku modundan çıkıp ders çalışmaya odaklanamıyorsa mümkün mertebe mesela doktor tavsiyesiyle vitamin takviyeleri almalarını öneriyoruz. Çünkü B12 vitamini ve demir vitaminleri yani bu değerler uyku kalitesini oldukça etkiliyor. Bunun yanında beslenme düzeni. Yani eve kapandığımız bir süreç bu öğrencisi olsun, işte yetişkini olsun, ebeveynleri olsun. ...herkesi bir şekilde etkiliyor evet, ve hocam. uyku düzeninden tutun, beslenme düzenine kadar her şey alt üst olabiliyor. Öğrencilerin bu süreçte yani kendi e, odaklanmalarını, dirençlerini yüksek tutabilmeleri için... ...bunlara da ayrıca dikkat etmeleri gerekiyor. Bunun dışında e, gün içerisinde yani hedeflerimizi tamamladık... ...yani günün çok büyük bir kısmını ders çalışmaya hı hı. ayırdık ama tamamını ayırmamız mümkün değil... Aynı zamanda sosyalleşmeye de öğrencilerimiz vakit ayırabilmeliler. Nasıl? Ee, yani şu dönemde mesela gençlerin sokağa çıkma saatleri sınırlandırılmış durumda. Bu saatleri e, sosyal izolasyon kurallarına, işte e, sağlıkcılarımızın koymuş olduğu kurallara uyarak. Değerlendirebildikleri ölçüde değerlendirmeleri gerekiyor. Ee, yani önemli olan dediğim gibi veya evde e, dinlenmeye. Aile bireyleriyle geçirecekleri vakiti e, yani bu şekilde değerlendirebilirler ama muhakkak gün içerisinde ders çalışmanın haricinde sosyalleşmeye de bir vakit ayırmaları gerekiyor. Öğrencilerimiz e, yapacakları, yapacakları bunlar. bunlar aynı. Peki öğrenciler bunları yaparken e, bir ebeveyn olarak veli olarak neler yapmamız gerekiyor, neler yapmalar hocam? Evet, e, tabii bu süreçte bütün görevi öğrencilere yüklememek lazım. Hı -hı. E, tabii velilere de bu konuda önemli sorumluluklar düşüyor. En başta söylediğim gibi e, öğrencinin çalışma orta ortamını düzenlemek, Hı -hı. onu tahsis etmekle başlamaları gerekiyor. Onun haricinde bir çocuğun e, uyku düzeninden beslenmesine kadar ebeveynleri kontrol sağlamaları gerekiyor. Biz mesela okul sürecimiz devam ederken öğrencilerimizin işte hangi derslere ne kadar zaman ayırdığını, işte e, kaç soru çözdüğünü bunların hepsini kontrol altında tutabiliyoruz ama uzaktan eğitimde bunu okulda yüz yüze yaptığımız gibi yapmamız çok fazla mümkün değil. Hı hı. Bu, burada e, görev aslında ebeveynlerimizin. Nere düşüyor? Onları gözlemlemeleri gerekiyor. Çünkü hani az önce bahsettiğim gibi e, ekrandan öğrenmek bazı öğrenciler için e, olumlu etkisi olurken bazı öğrencileri olumsuz etkiliyor, motivasyonunu düşürüyor. İşte burada velinin devreye girmesi Destek gerekiyor. Destek vermesi gerekiyor. Destek vermesi gerekiyor. Aynen gözlemleyerek bu gözlemlerini e, öğretmenleriyle paylaşmaları gerekiyor zaten. Eğitimin olmazsa olmazlarının başında okul e, ebeveyn ve öğrencinin iletişim hı hı. sağlıklı iletişim kurması gelir. Özellikle de böylesine zorlu bir süreçte velilerin okulla öğretmenlerle ve idarecileriyle olan iletişimini daha sıkı daha sağlam tutmaları gerekiyor. Ee, onun dışında e, veliler gözlemleyip öğretmenlere bilgi verirken bazen eleştirel bir dil kullanabiliyorlar. Yani bu bizim en çok istemediğimiz şeydir. Ee, i̇şte kıyas yapmak gibi veya işte bu şekilde ders çalışarak bir netice alamazsın hı hı. işte şeklinde eleştirel dilden hele ki bu süreçte uzak durmaları gerekiyor. Daha eğer ortada bir problem varsa şayet bunu dediğim gibi eğitimcilerle iletişim kurup gerekirse profesyonel bir destek alıp çözüme çözüm odaklı çalışmaları gerekiyor öyle söyleyeyim. Sen ee, yapamazsın değil de sen evet, yaparsın demek aynen, gerekiyor biraz burada. Sen yapabilirsin. Değil mi? Ben sana inanıyorum e, şeklinde. Onlara motivasyon dilini kullanmaları gerekiyor. Ee, Velinin eleştirel dilden uzak durup motivasyon dilini kullanması gerekiyor. Hı hı. Sen yapabilirsin. Ama e, şimdi eminim izleyen velilerimiz şunu söyleyenler olacaktır. E tamam da çocuğum ders çalışmıyor. Yani ben buna nasıl sen yapabilirsin diyeyim dediğim gibi çözüm odaklı. Evet, ortada bir sorun varsa bunun muhakkak bir de çözümü var. Yani çözüm odaklı olup eğitimcilerden, öğretmenlerden profesyonel destek alarak bu e, sıkıntıların üstesinden gelebilirler. Dediğim gibi işine dönüp dolaşıp velinin e, okulla e, iletişim kurmasına geliyor. Onun haricinde e, veli'lerimiz çocukların, öğrencilerimizin eğlenme ve dinlenme haklarına da saygı göstermeleri gerekiyor. Dediğim gibi çocuğu sırf şu süreçte derse boğarak, e, bütün haklarını elinden alarak ders çalışmaktan verim almak mümkün değil. Çocukların eğlenme ve dinlenme haklarına saygı göstermek hı hı. gerekiyor. Özellikle e, ders çalışmak için günlük hedeflerini tamamlayan e, öğrencilerin sosyalleşmeye, dinlenmeye hı hı. de vakit ayırmaları gerekiyor. Velilerimiz hani e, tabiri caizse bir robot gibi oturup günün tamamını ders çalışarak geçirmesini beklememeli öğrenciden hı hı. ve e, en önemlisi bence ebeveynlerin çocuklarıyla vakit geçirmeleri gerekiyor. Bu aslında o anlamda bir fırsat ee, çocuklarıyla. Çünkü e, hangi yaşta olursa olsun her çocuğun, her öğrencinin ebeveynlerine ihtiyacı var. Ve onların kuracağı sağlıklı iletişim aslında onların geleceğine yön vermede belki dünyadaki en önemli etken. En etkili şey En miriz. etkili şeydir aynen. O yüzden onların böyle bir dönemde sık sık çocuklarıyla vakit geçirmelerini tavsiye ediyorum naçizane. Çok teşekkür ederiz hocam. Gerçekten çok güzel bilgiler verdiniz. Programımızı kapatmadan önce değerli seyircilerimize son olarak bir şeyler söylemek ister misiniz? Elbette. Ee, yani inşallah hem ülke olarak hem dünya olarak bu geçti, geçirmiş olduğumuz sıkıntılı süreci bir an önce atlatırız. İnşallah hocam. E, Bizlerde bir an önce okulda çocuklarımıza kavuşup yüz yüze eğitimin tadını çıkarırız. E, bütün dünya için sağlıklı olmasını diliyorum bundan sonraki sürecin. İnşallah o günler uzak değildir. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben İyi ki geldiniz ederim. hocam. Çok Sağ, sağ olun. olun. Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz bu hafta da eğitime dairin sondan gelmiş bulunmaktayız. Bizler her salı saat 16'yı gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Hepinize güzel günler diliyorum. Hoşçakalın, bizimle kalın.